Korajansına devam ediyoruz. Araya gitmeden önce Beşiktaş'taki gelişmeleri konuşmaya başlamıştık. Murat Özbostan bıraktığımız yerden devam edelim isterseniz. Hem dün düzenlenen basın toplantısı hem de tabii ki bu akşam oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü'nün maçını konuşuyoruz siyah beyazlılar açısından. Buyurun devam edelim. İşte dün uzun basın toplantısı itibari yani bitişi itibariyle Beşiktaş'ta yeni bir dönemin başladığını sayın başkan Ahmet Nurçebi ifade etti. Ne dedi? Artık bir sportif direktörümüz var. Ceyhun Kazancı dedi. Beşiktaş'ın sportif direktörü. Bu ne demek? Beşiktaş'ın bundan sonra bütün teknik direktör dahil transfer görüşmelerini yeni planlamayı yapacak kişi demek. Yani sportif direktörlük Türkiye'de kulüplerimiz tarafından pek denense de başarıya ulaşmış bir makam değil. Umarız Beşiktaş bunu denemiş kulüplerden biri olarak tekrar deniyor ve başarıya ulaşır tabi burada dünkü toplantının ana şeylerinden bir tanesi de Sayın başkanın mayıs'ta aday olacağını ifade evet. etmesiydi bu aslında beklenen bir şeydi yani e, tabi ki üç kupalı bir kulübün başkanı önemli başarılar el, elde etti ve geldiği gün itibariyle e, ekonomik sıkıntılar ciddi ekonomik sıkıntılarla uğraştı ve bu konuda gerçekten hem kendi e, Kasa kolaylığı sağladı hem de Beşiktaş ekonomik olarak diğer rakiplerine göre oldukça e, rahatladı. Ama e, yine e, gözlemlediğimiz bir şey var o toplantıda. Beşiktaş önümüzdeki sezon öyle çok flash transferler yapmayacak. Eldeki öz kaynaklarıyla, evet. genç oyuncularıyla e, yeni bir e, takım olarak yoluna devam edecek. Ki bu Önder Hoca'nın da sezon sonuna kadar en azından bu işin adının konması... Bana göre iyi oldu. Yani kamuoyunda Sayın Başkan kızıyor ama acaba bundan sonraki maçta Önder Hoca var mı yok mu? Bir, bir sonraki maçta var mı yok mu diye de birçok kişinin kafasında soru işareti vardı. Bunu bitirmiş oldu. Şimdi önemli olan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Yani oraya Fenerbahçe'de geldiğinde konuşacağız. İsmail Kartal'ı getirdi ama bir yandan da yeni teknik direktör aranıyor. Yani burada tabii Ceyhun Kazancı nasıl bir hoca getirecek? Yerli mi getirecek? Yabancı mı getirecek? İlla ki bunun müzakereleri yapılmıştır. Devam ama, edilemez mi acaba? Sanmıyorum. Kalınacak devam mu? edileceğini Çuklara ben göre. açıkçası düşünmüyorum. Yani oraya çünkü 10 10 kişilik ellerinde bir teknik direktör listesi var. Bunların %80'i de yabancı isimler. Ben yabancı bir teknik adamla yola devam edileceğini ama Önder Hoca'nın da bu ekibin içinde olacağını düşünüyorum. Peki. Ha, tabii çok önemli bir başarı elde edersiniz ikinci yarıda iş öyle bir noktaya gelir ki yani devam etme durumunuzda tabii ki olabilir. Yani futbolda bu her şey oluyor. Dün farklı bir karar çıkıyor, bugün farklı bir karar çıkıyor. Çok radikal şeyler olabiliyor. Ama ben Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon yabancı bir teknik direktörle yani öyle gösteriyor şu anda. Devam edeceğini düşünüyorum. Burada tabii kupadayken kupa eşleşmelerini konuşurken Beşiktaş Beşiktaş'la ilgili özellikle altını çizmiştik. Beşiktaş kupayı çok önemsiyor. En azından bu sezon bu kupayı alarak Avrupa'da da Avrupa Avrupa Ligi'ne gitmeyi istiyor direkt. Bulunduğu konum itibariyle ligde Beşiktaş'ın yani üst sıralar için ancak 3 4 ilk 3 4 için bir iddiası var. Beşiktaş şu an 9. sırada. Bugün de zor bir maç oynayacak ki rakibin çok eksiği var. Yani 7 8 tane oyuncusu 9 oyuncu COVID. COVID ve hepsi de hemen hemen önemli oyuncular var bilmiyorum elinizde bizim elimizde şu an liste var mı bende bir oyuncu şeyi vardı ama Beşiktaş'ın da eksikleri var yani Beşiktaş'ta da böyle bir durum var yani Alex Teixeira yok, Umut Meraş yok, Enkudu yok Montero, Atiba, Vida ama yine de ee, önemli eksikler Evet. döndü bir taraftan yani kit e, sağ, sağ bekleri yanılmıyorsam önemli bir oyuncu yok ee, Hamza yok, Halil Pehlivan yok, sol bekleri yok. Yani e, ki gözte şey Gaziantep'te son haftaların çok iyi takımlarından bir tanesiydi. Şöyle enteresan bir takım, evinde çok başarılı, deplasmanda, deplasmanda zorlanan değil. bir takım. Ee, Afrika'da oyuncusu var. Evet. Yani Gaziantep için tabi zor bir maç olacak. Ben beşiktaş'ın bugün kazanacağını düşünüyorum bir kere. Onu söyleyeyim. Hı -hı. Yani. Dünkü basın toplantısının Rüzgar'ı, Önder Hoca'nın adının konması Beşiktaş'ın bugün kazanacağını düşünüyorum. Eksikleri olsa da tabii burada önemli olan Beşiktaş'ta stoper stoperleri Beşiktaş'ın. Yani orada işte vidanın olmaması. Şöyle yapalım var arkadaşlarımızdan rica edelim Beşiktaş'ın muhtemelen 11'ini 11'ler üzerinden de değerlendirelim. Gaziantep'in de dış sahada 5 puanı var bu arada o bilgiyi de aktarmış olalım. Dediğimiz gibi evinde çok başarılı ama deplasmanda biraz zorlanan bir takım. Hocam bu arada size döneyim. E, 11 ha geldi ekrana. E, Ersin olacak kalede. Rıdvan Wellington, Necip Ronjie, Pjanic, Josef, Emirhan, Gezal, Güven, Batshuayi muhtemelen 11'i bekleniyor Beşiktaş'ta. Buyurun hocam. Geçen hafta Rize'ye giderken Beşiktaş kaç 9 mu 10 böyle eksiği vardır? Evet. Bayağı fazlaydı. Ama kadroya bir bakıyorsunuz bir tek Emirhan var. Hiç oynamayan hepsi baba topçuların hepsi hazırdı. Emirhan büyük artık takımlarda, 11'de. Büyük takımlarda fazla sırıtmıyor da e, diğer takımlarda 3 tane de eksiniz olsa eksik olarak değerlendiriyorsunuz. Hı -hı. Büyük takımların çünkü alternatifleri fazla. Oradan da zaten kurtarıyorlar. Şimdi bugünkü maçtan yola çıkarsak Beşiktaş e, olayı kazanacak. Kazanır yani götürür. Çünkü hoca gittikten sonra takım ve e, Önder Hoca ile birlikte bir takım çıktı ortaya. Sergen Hoca'da işte söylemlerle bilmem nelerle olmadı, tutmadı. Hı hı. Bunu inkar edemeyiz. Yani Bizler bazı şeyleri futbolcular hakkında konuşurken biraz da seçmemiz lazım laflarımızı. Çünkü elinizdeki oyuncular dünkü çocuklar değil, geldikleri yerlere de bakacaksınız ama e, bunlar yaşanıyor. E, şu anda e, sevgili meslektaşımız Önder Hoca'da başarılı bir grafik çizdi. Takımla birlikte. Burada ben hem Önder Hoca hem de takımın gösterdiği direnci tebrik etmek lazım. Hani Beşiktaş duruşu derler ya. böyle evet. öyle bir duruş sergilediler ve öyle bir futbol ortaya koymaya başladı. Piyan için oyun anlayışı farklı olmaya başladı. Ee, i̇şte bütün geneli hepsi farklı oynamaya başladılar şimdi bugün stoperler eksik diyeceğiz. Değil. Wellington geçen sezon şampiyon olmuştu. Kupayı kazanmışsınız. E Necip her zaman için hazır olan bir oyuncu. Sabek'e koyuyorsunuz oyunu. Orta sahaya koyuyorsunuz oyunu. Stopere koyuyorsunuz oyunu. Yani bugünden yola çıkarsak bugün 3 puanın hakimiyeti Beşiktaş'ta geçecek. Oyun olarak da Beşiktaş'ta geçecek. E, olayı şeyine bakarsak lig gidişatında 3 büyükler mi hiç düşünmesinler yani. Şampiyon. Trabzon şampiyon. O bir şampiyon. O, sen videosu geçen sene de söyledik. Evet, yani. E, Trabzon şampiyon oynadığı futbolla oyuncu kapasitelerine her şeyle şampiyonlar. Artık bunlar niye yakalayacaklar onu bilmiyorum. Çünkü önlerindeki daha farklı takımlar var. Onları aşağı çekmeleri lazım. Orası da birinci diye e, sportif direktöre değindiniz. E, sportif direktör çok güzel e, anlattı Murat. Başkan da anlattı. Ama Nereye kadar devam edeceksiniz? Çünkü onların içine girmeden yöneticiler o futbolun içine girmeden rahat duramıyorlar. O koltuklarda rahat oturamıyorlar. Bir şeyler kurcalıyor onları. İllaki girecek sportif direktörün özelliği zaten sizin hiç karışmamanız oraya. Sizin işte e, ekonomik şartları düzeltmeniz, Farklı olayları işte futbolcunun alacaklarını, peşinatlarını falan onlarla ilgilenmeniz gerekiyor. Sportif direktör de atıyorum bütçe verdiniz. Atıyorum 10 milyon euro. Diyeceksin ki bunda hocayı da işte futbolcuyu da bu senin için en fazla limitini aşma. Üç daha dersin, iki daha dersin. Bunlardır. Ondan sonra da hesabını sezon sonunda sor sorarsınız. Şimdi öz kaynaklar dedim Murat Mesela. Öz kaynaklar da ama o vakitte getireceğin yabancı hocalar o öz kaynakları dinlemez ki. Onlarla da çalışma. Çünkü isim getireceksiniz. Yabancı hoca da geçtiğiniz zaman. Bu nasıl olacak?